Evet arkadaşlar, günaydın. Biraz ders saatimiz daha erken alındı çünkü yeni bir sistem var biliyorsunuz ki. Bunun neticesinde de derslerimiz daha öne alındı. Daha da iyi oldu bence sizin için. Biraz daha erken bitmiş oluyor. O açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Bugün din konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz ama geçen hafta işlediğimiz yeri şöyle kısaca bir iki dakika hatırlatayım. Ne işledik biz? Dünya hayatını işledik. Dünya hayatında insana verilen yeri, önemi, yerden, önemden bahsettik. Daha sonra geçtik ahiret aleminden bahsettik. Ölüm vardı. Ahiret hayatını başlatan şey ölümdü. Bunu unutmuyorsunuz. Daha sonra her nefesin, her insanın, her canlı varlığın bir sonunun olduğundan bahsettik. Ve dedik ki ölen insanların arkasından ne söylüyorduk? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorduk. Neydi bu? Topraktan geldik, toprağa döneceğiz ya da Allah'tan geldik, ona aitiz ve sonrasında da yine ona döneceğiz gibi bir anlamı vardı. Farklı tefsir edilme şekilleri var ya, yani farklı meyalleri var ama iki şekilde de aynı sonucu çıkıyor diyebiliriz. Bundan bahsettik. Daha sonra dedik ki bu dünya ahiretin tarlası, bu dünyada neyi yaparsak ahirette de onun karşılığını alacağız dedik. Öldükten sonra kabirde iki melek vardı. Neydi bunlar? Münker ve Nekir sorgu meleklerimizdi. Sorgu melekleri bize dünyada yaptığımız şeylerden sorguya tutacaklardı. İşte dinin ne, Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne gibi sorular soracaklardı bize. Münker ve Nekir adlı iki sorgu meleği. Geçtim başka hatırladığım ölümün bir yok oluş olmadığından, yani ölüm yok oluş değildi, ölüm daha sonra tekrar yeni bir hayata başlatıyordu bizi, ahiret hayatına başlatıyordu, bundan bahsettik. Kabir ve berzah kelimelerinden bahsettik. Neydi? İkisi de aynı anlamı taşıyordu. Aslında kabir ve berzah dediğimiz şey bizim ölümle başlayıp o mahşer yerinde yeniden diriltilmeye kadar geçecek olan süreyi, o sürede kaldığımız yeri ifade ediyordu ve o süreyi ifade ediyordu. Ne yapıyorduk? Öldükten sonra biz doğru bir şekilde yıkanıp kefenlendikten sonra kabre gömülüyorduk, defnediliyorduk değil mi? Bunları biliyoruz, bunları söyledik. Başka neler söyledik? Peygamberimizin bir peygamber olmasına rağmen sık sık dualarında kabir azabından Allah-u Teala'ya sığındığından bahsettik. Demek ki yani Peygamber Efendimiz de o kabir alemini gösterilmiş olabilir değil mi? Bu açıdan baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki nasıl dehşetli bir yer ki Peygamber Efendimiz bir peygamber olmasına rağmen, gelen son peygamber olmasına rağmen ve Allah-u Teala'nın sen olmasaydın bu dünyayı yaratmazdın dediği bir peygamber olmasına rağmen o kadar çok kabir azabından Allah-u Teala'ya sığınıyorken biz neyimize güveniyoruz? Bu da ayrı bir konuydu. İşte aslında insan ne kadar aciz olduğunu, ne kadar da çok bu konuda Allah-u Teala'ya sığınması gerektiğini anlayacağımız bir durum. Peygamber Efendimiz'in bütün dualarında kabir azabından sakınması. Daha sonra geçti kıyamet ve bas kelimelerinden bahsettik. Neydi? Kıyamet dediğimiz şey aslında bizim diriltileceğimiz zamanı ifade ediyordu, süreci ifade ediyordu. Kıyamet dediğimiz olay İsrafil'in sura iki kere üflemesi de yani ilkinde bütün o evren alt üst olacaktı. Sonrasında da bütün o kıyamet anında ölen herkes yeniden diriltilecekti ve mahşer yerine çıkacaklardı. Bas kelimesi de neydi? Yeniden bu diriltilme olayına da yine bas kelimesi deniyordu. Kıyamet zamanı ifade ediyor. Yeniden diriltilmeyi ifade eden kelime bas kelimesi. Bunları birbirine karıştırmayın diye söylemiştim size. Zaten kitabımızda tanımları var. Benim için önemli olan yer kelime anlamları değil. Aksine İslami bir terim olarak anlamlarını bütün kelimelerin vermişler kitabınızda. Benim için önemli olan kısmı yani size sınavda sorabileceğim kısmı hangi kısım? İslami terim olarak olan anlamları benim size sınavda sorabileceğim yerler. Geçiyorum. Başka size böyle tanım gibi hatırlatabileceğim var mı? Bakalım. Allah-u Teala'nın bir şey yapması için ol demesinin yeterli olmasından bahsettik. O ol dediği anda istediği her şey olabilecek düzeydeydi. İşte
insanın öldükten sonra yeniden yaratılışına inanmayanlar vardı, değil mi? Bu inanmayış aslında Allah-u Teala'nın aziyetinden değil. Yani insanlar böyle bir hataya düşüyorlar ama bir şeyi ilk defa yaratmak mı daha kolay, yoksa yeniden var olanı yeniden onarıp tamir edip ortaya koymak mı daha kolay? Tabii ki tamir edip ortaya koymak daha kolay. Çünkü bir şeyi tamamen baştan yapmak, baştan üretmek her zaman için daha zordur. İşte böyle bu şekilde, bu mantıkla baktığımız zaman insanları öldükten sonra yeniden diriltmek de Allah-u Teala için zor bir olay değil demiştik. Ve onun kün feyekün, işte ol der ve olur, onun ol demesi yeter dedi. Kitabımızda bu ayetten bahsetmiştim. Ve ne diyorduk? Allah-u Teala istediği her şeye ol der ve olur ve sonucunda da istediği şeyi ortaya çıkartabilir demiştik. Başka var mı burada söyleyeceğimiz bir şey? Kıyametin zamanını sadece Allah biliyordu. Yani ne Peygamber Efendimiz biliyordu ne de hiçbir Allah-u Teala'dan başka hiç kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyordu. Sadece neyden bahsettik? Akşam ezanından sonra kıyametin kopacağından ve akşam ezanının da akşam namazının da o yüzden farzının önce sünnetinin sonra kılındığından bahsetmiştik. Ve sonrasında haşir ve mahşer konusuna geldik. Sayfa kaçta kalmıştık? Sayfa 22'de kalmıştık gençler. Haşir ve mahşer. Haşir ve mahşer. Gençler, bu iki kavram birbirinin aynısı değil. Yani aynı kökten türemiş bir iki kelime ama aynı anlamı taşımıyor. Yani kalıpları farklı. Haşerat deriz ya hani. Haşerat kelimesini aslında biz günlük hayatımızda kullanırız. Kitabımızda da şöyle bir tanım vermiş. Haşir kelimesi sözlükle toplanma, bir araya gelme anlamlarına gelir ama bizim için önemli olan sözlük kısmı değil, bizim için önemli olan İslami terim olarak anlamı. Ve İslami terim olarak anlamında bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek mahşer denilen yerde dünyadaki yaptıklarını ve yapmadıklarını hesabını vermek üzere bir araya gelmeleri, getirilmeleri demiş. Yani haşir dediğimiz şey, dünyada var olan bütün insanların hesaba çekilmek üzere yeniden diriltilmelerine verilen isim. Şunu silelim. Haşerat kelimesini belki aklınızda kalır diye yazdım. Çünkü Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Ölen bütün insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere yeniden diriltilmelerine verilen isim. Yani bir kez daha mı hesaplaşabiliriz hocam? Şöyle, biz zaten öldükten sonra evet Münker ve Nekir adlı iki melek kabir hayatımız için bizi sorguya çekiyorlar. Kabir yani o kabir hayatında cennet bahçesini mi yaşayacaksın yoksa cehennem çukurundan bir çukuru mu yaşayacaksın? Aslında oradaki sorgu meleklerinin yaptıkları sorgunun sonucunda bize verilecek olan ceza ya da mükafat orada kabir hayatında geçerli. Sonrasında ne yapıyor? Biz bütün insanlar kıyamet koptuktan sonra ne oluyor? Kıyamet kopuyor. İlk İsrafil'in sure üflemesinde kıyamet kopuyor. Herkes o kıyamet anını yaşıyor. Sonrasında bütün insanlar ölüyorlar o kıyamet anında. Çünkü öyle bir an ki hiçbir çukurun bile olmadığı, hiç kimsenin gizlenemeyeceği bir an ve bütün insanlar o kıyamet anında ölüyor. Öldükten sonra İsrafil'in sure ikinci kez üflemesiyle ölen bütün insanlar yeniden diriltiliyor ve sonrasında hesabı çekilmek üzere mahşer denilen yerde toplanıyorlar. İşte bu İsrafil'in sure ikinci kez üflemesiyle bütün insanların yaptıklarının hesabını vermek için yeniden diriltilmelerine haşir deniyor. Yani
Aslında iki kere sorguya çekilmiş oluyoruz ama bir tanesinde kabir hayatının sorgusu, diğerinde de artık cennet mi, cehennem mi bunun sorgusuna çekilmiş oluyoruz. İşte bütün insanların yeniden diriltilmeleri olayına verilen isim haşir. Yeniden diriltilmelerine, bütün insanların yeniden diriltilmelerine verilen isim haşir. Mahşer dediğimiz şeyi, bunu anladık mı bu arada? Bunu tekrar edelim gençler. Haşir dediğimiz şey, ölen bütün insanların yaptıklarının karşılığını vermek amacıyla ya da yaptıklarının hesabını vermek amacıyla yeniden diriltilmelerine verilen isim haşir kavramıyla ifade ediliyor. Geçtim. Mahşer dediğimiz şey ise yeniden hani hesap vereceğiz ya, yaptıklarımızın karşılığının hesabını vermek üzere diriltildik. İşte bunun hesabını vereceğimiz bu alana, bunun için toplandığımız yere ise mahşer ismi veriliyor. Aynı kökten gelir. Arapçada feale diye bir kalıp vardır ve bütün kelimeler bu üç harfli olan kelimeden, yani feale'den türer. Baktığımız zaman mesela meclis de buradan gelir. Meclis mesela oturulan yer, celese oturmak demektir. Meclis oturulan yer anlamındadır. Bu kalıp mahşer, meclis, mektep, bunların hepsi bu kalıptan gelir. Toplanılacak, toplanılan yer anlamındadır. Yani bu kalıp o kelimeye, o üç harfli olan kelimeye ne yapar? Bu kalıbı verir. Yani oturulan yer, toplanılacak yer anlamını verir. Mahşer, insanların yeniden diriltildiklerinde toplandıkları yere verilen isim. Mesela meclis yine oturulan yer anlamındadır. Mektep, yazılan yer, öğrenim görülen yer anlamındadır. Hepsi aynı kalıptan gelir Arapçada baktığımız zaman. Bunu da unutmayın. Belki hani hatırlayamazsınız. Hatırlayamadığınızda belki mektep, meclis kelimeleri aklınıza gelir. Oradan daha böyle hemen belki yaparsınız. Mahşer dediğimiz şey de işte yeniden diriltildiğimizde toplandığımız yere verilen isim. Yani bu kalıp yer anlamını taşıyor. Şöyle yapalım. Mahşer'de şöyle yazalım. Şuna şöyle bir çizgi çekelim. İnsanların yaptıklarının hesabını vermek için yaptıklarının hesabını yalnız bu biraz küçük oldu, biraz daha büyük yazın görmeyebilirsiniz. İnsanların yaptıklarının hesabını vermek üzere toplandıkları yere verilen isim. Yani yer anlamını taşıyor. Mahşer dediğimiz şey aslında haşir kelimesinden geliyor ve mahşer dediğimiz şey insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere toplandığı yere verilen isim, o kalabalığı da ifade eder aslında. Biz günlük yaşantımızda da ne yapıyoruz? İşte mesela Kızılay'a falan gittiğimizde çok kalabalık olur ya, ne deriz işte mahşer gibi, kalabalık falan gibi ifadeleri aslında günlük yaşantımızda da kullanabiliyoruz. Mahşer dediğimiz yerin o hesabı vermek için toplandığımız yeri ifade ettiğini unutmayın. Yani bu kelimeleri birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Ben ne yaparım? Size şu tanımını veririm. Yeniden diriltilmelerine verilen isim derim. Haşiri koyarım ama mahşeri de koyarım. İşte bu yüzden bu aradaki ayrımı bilmelisiniz ki ben size o soruyu sorduğumda rahat bir şekilde yapabilirim. Olur mu? Bunu not alabilirsiniz ya da kitaptan da yine çizebilirsiniz. Bekleyelim biraz. Belki not almak isteyenler olur. Bu iki kavramı birbirine karıştırmayın. Kaç kişiyiz hocam? 32. 32. İnsanların
yaptıklarının hesabını vermek üzere toplandıkları yere mahşer dedik, yani yer anlamını taşıyor. Haşir dediğimiz şey de insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere yeniden diriltilmelerine verilen isim de haşir anlamını taşıyor. Anlaştık mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Yazabilirsiniz bana burada. Herhangi bir soru sorma var mı hocam? Sadece bir aracılık şey etmiş. Vallahi hiç rahat görülmüyor hocam. Karıştıralım diye ismi bildirmişsiniz. Şey mi? Meclis mektep kelimeleri mi? Yok gençler, yani mektep, gerçi o kelimeleri aslında ya, kullanıyoruz günlük yaşantımızda. Yani mektep kelimesini bilirsiniz. Önceki okul anlamında mektep kelimesi kullanılır. İlkokul anlamındadır. Ya da işte okul anlamında. Aynen, şey, ilkokul anlamında kullanılır. Medrese biraz daha üniversite olarak kullanılır ama mektep ilkokul anlamında daha çok kullanılır. Ya da işte meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis toplandıkları yeri ifade eder. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hani meclis kelimesini biz burada da kullanıyoruz. Günlük yaşantımızda kullandığımız için verdim o kelimeleri. Hani bilmiyorum, sadece bana aşina olduğu için değil, günlük yaşantımızda gerçekten o kelimeleri kullanıyoruz. Mahşer de aynı kalıptan geliyor. Belki hani oradan gelmez aklınıza, buradan gelir diye oturulan yeri ifade ediyor. Siz bazı kavramları zihninizde bu şekilde birbirleriyle bildiğiniz bir kelimeyle kodladığınızda daha rahat çağrışım yapabilir diye düşünüyorum. En azından ben ders çalışırken buna çok dikkat ederdim. Bildiğim bir kelimeyi bilmediğim bir kelimeyle şey yapardım, bağdaştırırdım. Öyle olduğu zaman bildiğim kelime sayesinde bilmediğimi de hatırlamış olurdum. Yani en azından üniversitede bunu çok fazla yaptım ya da işte bölümümle alakalı çok fazla kelime olduğu için. Sizin bölümünüzde de çok fazla o tarz kelimeler var. İşte Farsça olan kelimeler falan çok fazla sağlıklı. O yüzden ben sizin yerinizde olsam bildiğimi bilmediğimi böyle bağdaştırırım ve o şekilde hatırlamaya çalışırım. Bu bende işe yaradığı için anlatırken de hep veriyorum. Ve kafanızı karıştırdıysa onu not almazsınız. Ders çalışırken sadece bu şekilde çalışabilirsiniz. Benlik sorun yok yani. Ben belki yardımı olan olur diye, ki eminim bunun yardımıyla yapacak olan, hatırlayacak olan da vardır. Çünkü geçen seneki öğrencilerimden bu şekilde hatırlayanlar çok fazlaydı. Sınav anında, sınav esnasında haşir buydu ama işte mektep meclis buradan geliyordu gibi hatırlayanlar çok fazlaydı. O yüzden işinize yarar diye ben nacizane düşünüyorum. Yaramıyorsa da not almazsınız. Çalışırken de o şekilde çalışırsınız, olur mu? Geçtim gençler. Şöyle kitabınızdan da yine gidelim. Bununla ilgili verilen ayetler var. Bunları da okuyalım. Dersimizi, ilk dersimizi bitirelim. Yine kitabımızda haşir kelimesinin anlamını vermiş. Ben tekrar buradan okuyayım. Haşir, bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek mahşer denilen yerde dünyadaki yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vermek üzere bir araya gelmeleri, getirilmeleri, bir araya gelmeleri, yani yeniden diriltilmelerine verilen isim. Aşağıda bilgi kutusunda ise şunu söylemiş: kıyamet günü ikinci kez sure üflendikten sonra bütün insanların diriltilerek mezarlarından kalkıp dünyadayken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yere verilen isim de mahşer kelimesiyle ifade ediliyor. Bunları birbirine karıştırmıyorsunuz diye söyledim. Kıyametle ilgili yine kelimeler, şeyler, ayetler var. Bunları muhakkak okuyalım, çünkü o günü zihnimizde canlandırmamıza bazen yardımı olabiliyor. Çünkü bu konular gaybi konular. Bizim kimsenin görmediği, kimsenin yaşamadığı konular. Böyle gaybi konularda ayetler bize dinimiz hakkında bilgi verebiliyor. Yani aklımızın ve duyu organlarımızın yetmediği yerde dini anlamda işte gelen vahiyler, ayetler, hadisler ne yapıyor? Bize bu tarz konularda bilgi vermiş oluyor. Bir ayet var kitabınızda. O gün dağları yerinden söküp atacağız. Yerin düz, çırılçıplak olduğunu göreceksin. Sonra da bütün insanları yeniden dirilterek bir araya getirecek, bir tekini bile geride bırakmayacağız. Yani bütün dağların, hani dedik ya, evrenin tamamen ters düz olmasından bahsettik. Dağların yerinden sökülüp atıldığı ve yerin
dümdüz olduğu, çırılçıplak olduğu ve yerin dümdüz olduğu, hiçbir çukurun olmadığı, hiçbir tümseyin olmadığı ve insanların böyle un taneleri gibi bembeyaz oldukları bir yerden bahsedilir ve dehşet bir andan bahsedilir. İşte o an, o yaşanılan sahneler aslında kıyameti ifade eder. Böyle dehşetli, işte annenin evladı tanımadığı, evladın annesini babasını tanımadığı, herkesin kendi derdine düştüğü öyle dehşetli bir andan bahsedilir. Geçtim yine başka bir ayette de, andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız diye yine bütün insanların Allah-u Teala'nın huzurunda toplanılacağını ifade etmiş ayet. Sonra bir ayet daha vermiş. Ölen insanları ahirette yeniden diriltip bir araya toplamanın Allah için çok kolay bir iş olduğundan bahsetmiş. Zaten bunu söylemiştim. Yeniden diriltmek insanları Allah-u Teala için zor bir olay değildi. Nasıl ki baştan yapabiliyorsa, hiç bir örneği olmadan onu tek başına var edebiliyorsa, tabii ki o varlıktan ölmüş bir varlığı yeniden diriltmek de ona zor gelmez. Bununla ilgili de bir ayet var. Sonra da bir 5 dakika ara vereceğiz. Şüphesiz biz diriltip biz öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu bize göre kolay olan bir haşirdir diye söylemiş gençler. Bir 5 dakika kadar ara veriyoruz. Sonra yeniden devam edeceğiz. Saat 9.30'da devam edeceğiz tekrar ikinci dersimizde. Görüşmek üzere. Anlamadığınız bir yer olursa bana oradan yazın. Tekrar cevaplayalım, olur mu? Görüşmek üzere gençler. Evet gençler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kısa aralıklar oldu ama bence sizin için daha iyi oldu. Başta da söylediğim gibi. Şimdi gençler, biraz kitaptan gideceğim. Kitaptaki ayetleri okumak istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi gayba ait konular, hiç kimsenin yaşamadığı konular ve bize bilgi verenler sadece ayetler ve hadisler. Bu yüzden de kitaptaki ayet ve hadisleri okumak istiyorum. Şundan bahsetmiş yine, dünya hayatında ilahi vahiyden yüz çeviren, yani peygamberi dinlemeyen, anlamayan, işte onu kabul etmeyen insanlar ahirette de kör, sağır ve dilsiz olarak kör ve sağır olarak yeniden haşrolacaklarını, yani yeniden diriltileceklerini söylemiş ve bununla ilgili de yine bir ayet vermiş. Allah kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık onlara Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer ki yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız diye. Yani dünya hayatında Peygamber Efendimiz'e inanmayan, İslam'a inanmayan insanların, bundan yani doğru yoldan yüz çeviren insanların ahirette o mahşer gününde kör, sağır ve dilsiz olarak yeniden haşrolacağı, yani yeniden diriltileceğini ifade ediyor. Öyle bir an ki, öyle bir cehennem ki onların ateşleri yavaşladıkça biz yeniden onların alevlerini artırırız diye de o ne kadar gazap verici olduğunu ifade ediyor yine ayette. Başka burada söyleyeceğim bir şey var mı gençler? Yine bir ayet vermiş, onu da okuyacağım. Allah'ın onları sanki günün ancak bir saat kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanmayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdir diye. Yani orada doğru yolu bulanlar ve doğru yolu bulmayanlar birbirleriyle karşılaşacaklar ve insanlar aslında orada kendi aralarında, işte hani benim defterim, amel defterim sağ taraftan verildi, benimki sol taraftan verildi gibi, belki öyle bir anda öyle bir konuşma belki hani iyi olan insanlarla aramızda geçecek diyebiliriz. Daha sonra yine şundan bahsetmiş. Günahkarlar daha fazla korku içinde olacaklar. Tabii ki yani biz şu an o dehşetli anı sadece Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlerde nasıl tasvir edilirse o şekilde verebiliyoruz. Ama görmediğimiz için, kendi gözlerimizle şahit olmadığımız için belki biraz daha
eksik kalıyor. Yani zihnimizde bazı şeyler tamamlanmıyor diyebiliriz. Ama baktığımız zaman öyle bir günü yaşadığımızda aslında ne kadar büyük bir kayıp yaşadığımızı daha iyi anlamış olacağız. İnşallah bunu anlayan kişilerden değil de o gün evet gerçekten dünyada iyi bir hayat yaşamışım, iyi ki de böyle bir hayat yaşamışım dediğimiz bir gün olur bizim için. Amel defterimiz sağ tarafından verilir inşallah diyebilirim gençler. Nasıl? Eğer Allah-u Teala kendini gösterseydi, bu dünyada biz şu an Allah-u Teala'yı görüyor olsaydık, onun azametinden korkarak, onun büyüklüğünden korkarak, belki onun haşmetinden korkarak ne yapacaktık? Zorunlu bir ibadet yoluna gidecektik. İşte Allah-u Teala'nın kendini göstermemesinin sebebi insanların korkuyla değil de sevgiyle bir şeyleri yaptığını görmek aslında. Eğer biz onu görmüş olsaydık, korkuyla yapacaktık, mecburiyetle korkuyla yapacaktık ama görmediğimizde yapan insanlar onun sevgisiyle bunu yapmış oluyorlar. İşte Allah-u Teala'nın kendini göstermeme sebebi de bu. Bu tarz cennet, cehennem gibi, kıyamet gibi gaybi konularda da yine görmediğimiz için belki gözümüzde o günün büyüklüğü, o günün dehşeti canlanmıyor olabilir ama biraz olsun tasvir ediliyor. Bunlara dayanarak doğru hareketleri yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Geçtik yine kitabımızda verilen bir ayet var. Onu da okuyalım. O günde sure üflenir ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan göm gök bir halde mahşerde toplarız diye yine ayette söylüyor. Bir başka ayet var. Bunu da okuyalım ve bitirelim. Rabbine and olsun onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz çökmüş bir halde bekleteceğiz diye günahkarların durumunu anlatan ayetler vermiş kitabınızda da. Rabbim ziyanı uğrayanlardan değil, cenneti kazananlardan, o mükafatı kazananlardan eylesin inşallah. Evet gençler, geçtim sayfa 24'e. Siliyorum burayı. Kaç kişi hocam? 33 hocam. Sayfa 24'e geldim. Çok güzel. Şunu da yazmaya çalışıyorum. Hesap. Gençler, hesap dediğimiz kavramı zaten biz günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Aldığımızın karşılığında çıkan şey ya da yaptığımızın karşılığında çıkan sonuç olarak hesap verme, hesap kelimesini biz normal günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Biz ne yapacağız? Bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını öbür dünyada alacağız değil mi? İşte biz bu dünyada yaptıklarımızın hesabını öbür dünyada vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Mizan adında bir terazi olacak. Mizan adında bir terazi olacak. İlk önce ben böyle bir anlatayım, ondan sonra kitaptan gidelim. Mizan adında bir terazi olacak. Bu terazi bizim sevaplarımızı ve günahlarımızı, yani öyle hassas bir terazi ki böyle en küçük ayrıntıya kadar ölçen bir terazi. İşte bu terazi bizim sevaplarımızı ve günahlarımızı ölçecek. Ölçtükten sonra da cennete mi gideceğiz artık, cehenneme mi gideceğiz? Bunun sonucuna varacağız. İşte kıyamet hayatını yaşadık, kabir hayatını yaşadık, daha sonra kıyameti yaşadık, daha sonra mahşer yerinde toplandık ve artık o mizan, yani o terazi mahşer yerinde kuruldu. İşte o zaman bize verilen kitaplar var. Hani sağ ve sol omuzumuzda günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan melekler var ya, işte onlar bize her şeyin ayrıntıyla yazıldığı birer defter veriyorlar. İşte o defterler nerede? Bu mizan adı verilen terazide ölçülüyor ve bunun sonucunda da cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz, yerimiz ne olacak? İşte o zaman bunun cevabını almış oluyoruz. Şimdi şöyle yapalım, kitaptan yine gidelim.
Mahşer meydanında toplanan insanlar burada dünyada yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekileceklerdir. Sadece yaptıklarımız değil gençler, yani sadece helal olan şeyler değil, haram olan şeylerden de sakınmak bizim dinimizin aslıdır. Hatta haramı geçtim, vera denilen şüpheli şeylerden bile sakınmaktır bizim dinimizin aslı. Helali yapmamız gerekir, haramdan uzak durmamız gerekir. Vera adı verilen, vera adı verilen şüpheli şeylerden de yine uzak durmamız gerekir. Belki günahtır diye, belki günaha girelim diye vera adı verilen şüpheli şeylerden de uzak durmamız gerekir. İşte bu yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın hesaba çekileceği bir gün tabii ki var. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulur diyor kitabınız. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Evet, peygamberler de günahtan korunmuş kimseler. Ama tabii ki peygamberlerin gelmesinin öncesindeki hareketlerinden, davranışlarına ya da peygamberlik sürecinde de bir yanlış hatası var mı diye tabii ki onlar da hesaba çekilecekler diyebiliriz. Belki onların hesabı bizimki gibi olmaz. Çünkü biz günahtan korunmuş kişiler değiliz. Ama peygamberlere baktığımız zaman onlar günahtan korunmuş kişiler. Ama hepimizin hesaba çekileceği bir günden bahsediliyor. Bir teraziden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir etkinlik var. Pardon, oraya gelmeden önce yukarıda yine bir ayet var. Bu ayetleri söylemek istiyorum. Hepsi ezberimde de değil tabii ki. O yüzden kitaptan okumak durumunda kalıyorum ayetleri. Mahşer gününde herkese dünyadaki amellerinin yazılı olduğu amel defteri verilecektir. Bu husus bir ayette şöyle belirtilir demiş. Kitap ortaya konup suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize, bu nasıl bir kitaptır ki? Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez diye de vermiş. Allah-u Teala aslında Rahman Rahim olan bir varlık değil mi? Yani baktığınız zaman çok merhamet eden, çok işte acıyan, bağışlayan bir varlık. Ama baktığınız zaman ne kadar bağışlaması ne kadar büyükse zulmü de bir o kadar bir o oranda büyük diyebiliriz aslında. Küçük büyük öyle bir defter ki hani kiremen katibi var değil bizim sağ ve sol omuzumuzda, yaptığımız her şeyi not alıyorlardı. İşte öyle bir defter ki bu defter, yaptığımız yapmadığımız en ufak şeyleri bile not alan, yazılmış olan bir defter. Ve biz onu gördüğümüzde, o kitabı, o defteri gördüğümüzde diyeceğiz ki eyvah bize, biz ne yapmışız böyle diye. İşte o gün yaptıklarımızın sonucunu aldığımız ve yaptıklarımızın üzüntüsünü gerçekten yaşadığımız bir gün olacak. İnşallah bu üzüntüyü yaşayan değil, bu sevinci yaşayanlardan oluruz. Ama maalesef ki yaptıklarımıza, amellerimize baktığımız zaman çok da güzel şeyler düşünemiyor insan diyebiliriz. Başka ne vardı? Burada söyleyeceğim bir şey var mı benim? Başka bir şey söylemeyeceğim. Orada bir etkinlik kısmı var kitabınızda. Burası bence önemli. Burayı bir soru olarak da sorabilirim diye düşünüyorum. Şurayı bir siliyorum gençler. İnsanlar Allah-u Teala'nın huzuruna hesap vermek için çıktıklarında asla şu beş şeyin hesabını vermeden geri dönmeyecekler diyor. Burası önemli. Bizi de ilgilendiren şeyler var diye düşünüyorum. Hesaba çekilmedikçe Allah-u Teala'nın huzurundan ayrılamayacağımız, muhakkak hesabını vermek zorunda olduğumuz beş tane husus. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdin? Gençliğini nerede yıprattın? Malını nerede kazandın? Kazandığını nerede harcadın?
bildiğin ile amel ettin. Şimdi gençler, öyle bir an ki, öyle bir kıyamet ya da öyle bir hesap ki, şu beş şeyin hesabını vermeden asla ve asla Allah-u Teala'nın huzurundan çekilemeyeceğiz. Zaten ilk sorguya çekileceğimiz şeyler kul hakkı ve namaz. Her ne kadar eksik olsak da hala bile bile, hepimiz için söylüyorum, kendim için de, sizin için de yine söylüyorum. Her ne kadar bilsek de hala dikkat etmiyoruz. Maalesef ki ilk sorguya çekileceğimiz şeyler kul hakkı ve namaz. Ve zaten kul hakkı Allah-u Teala'nın da affettiği bir şey değil. İnsanın kendi arasında, yani hakkına girdiğin kişiyle çözmen gereken bir şey. Kul hakkı ve namaz bizim ilk sorguya çekileceğimiz konular. Ama onun haricinde şu beş şeyin de hesabını vermeden Allah-u Teala'nın huzurundan çekilemeyeceğiz. Ömrünün derdini nasıl geçirdin? Allah yolunda mı, haramda mı, helalde mi? Nerede harcadın? Yani sana verilmiş uzun bir ömür var ve sen o ömrün nerede, nasıl harcadın? O vakti, o 24 saati neyle geçirdin? Bunun hesabını vereceğiz. Gençliğini nerede yıprattın? Dinimizde en önemli olan şey gençliktir. En kıymet verilen şey gençliktir. Gençken yaptığımız şeylerin mükafatı yaşlıyken yaptıklarımızdan belki bir 10 kat daha fazladır. İşte o yüzden gençliğimizi nerede yıprattığımızın sorusu da yine bize orada sorulacak. Malını nerede kazandın? Yani helal lokma mı kazandın? Haram lokma mı kazandın? Evine nasıl ekmek götürdün? Helal mi götürdün? Haram mı götürdün? İşte o yüzden bizim malımızı nerede kazandığımız da bu şekilde önemli. Hani ben size bazen diyordum ya, bütün hocalarınızın burada tek bir amacı var. Evine helal lokma götürmek. Çünkü ben size burada ders anlatmadığımda evime helal lokma götürmüş olmam diye bazen konuşuyorduk bunları. Malını nerede kazandın, ne şekilde kazandın, hani helal bir şekilde mi kazandın, bu önemli. Gençliğim, kazandığını nerede harcadın? Tamam, işte içkiye mi verdin, alkole mi verdin, zinaya mı verdin, nerede harcadın ya da helal olan şeylere mi verdin? İşte aldıklarında ne aldın, helal olan şeyler mi aldın, haram olan şeyler mi aldın? Bunların yine hepsinin hesabını vereceğiz. Ve en sonuncusu bence aslında en sıkıntı yaşayacağı bir şey de bu olduğunu düşünüyorum. Bildiğin ile amel ettin mi? İnsan akıllı bir varlık, insan akıl ve irade sahibi olan bir varlık. Baktığımız zaman hepimiz bir şeyleri öğrenebilecek potansiyeldeyiz. Yani hele ki önümüzde artık internet gibi bir çağdayız ve bir tuşla, iki tuşla işte bütün öğrenmek istediğimiz her şeyi öğrenebilecek durumdayız. Şu da önemli. Öğrenebilecek durumdayken neden öğrenmedin? Öğrendiysen neden onunla amel etmedin? İkisi de önemli. Yani şey diye bir şey yok. Benim lisede bir hocam vardı. Biz İmam Hatip Lisesi'ndeydik. Lisede bir edebiyat hocam vardı. Şey demişti. Biz böyle kendi aramızda derste hani edebiyatla yine dini anlamda konuşabileceğimiz bir derste. Öyle baktığımız zaman da işte kendi aramızda bazı konuları konuşuyorduk, tartışıyorduk arkadaşlarla. Ve edebiyat hocası aynen şu hareketi yapmıştı, hiç unutmuyorum. Böyle yaptı, ben hiçbir şey duymak istemiyorum çünkü duyduklarımla bildiklerimle amel etmek zorundayım demişti. Nasıl bir zeka ki buna inanmış, kendini şartlamış, hiçbir şey öğrenmezsem hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacağım gibi bir zihniyete kapılmış. Asla böyle bir şey yok. Öğrenebilecek durumdasın. Allah-u Teala sana o aklı boş yere vermedi. O iradeyi boş yere vermedi. Öğrenebilecek durumdasın. Her şeyi idrak edebilecek durumdasın. Ve bu durumdayken öğrenmediğin için de sorguya çekileceksin. Öğrendiklerinle, bildiklerinle, amel edip etmediğinle de ilgili yine suale çekileceksin. Yani ben hiçbir şey öğrenmedim, hiçbir şey duymayayım. İşte o zaman hiçbir şeyle amel etmiş olmam ya da işte hiçbir şeyden sorguya çekilmem gibi bir mantık yok ki zaten düşünsenize her şeye ulaşabilecek durumdayken hiçbir şeye ulaşmıyorsun. Allah-u Teala tabii ki bunun hesabını da insanlara soracaktır. Tövbe haşa, bu Allah-u Teala'yı belki kandırmaya çalışmak demektir ki insan şu acziyette tabii ki bunu yapamaz. O yüzden de bu anlamdaki düşüncelerimize de dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar önemli. Bizim ilk sualle vereceğimiz şeyler, tekrar söylüyorum, ömrünü nerede ve nasıl geçirdin, boş şeylerle mi geçirdin, dolu şeylerle
şeylerle mi? Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında bak Allah'ım işte ben şu yaşımda atıyorum senin isimlerini öğrenmek için uğraştım, senin dualarını öğrenmek için uğraştım ya da işte sana iyilik yapmak için uğraştım gibi ifadelerle güzel şeyler yapmış olmamız belki o anda söyleyeceğimiz şeyleri etkileyebilir diye düşünüyorum. Gençliğimizi nerede yaptık? Malımızı nerede kazandık, nerede harcadık ve bildiğimiz ile amel ettik mi, etmedik mi? Asıl önemli olan konular bunlar diyebiliriz gençler. Bunu not almanıza gerek yok yani. Eğer kitaplarınızı aldıysanız, kitaplarınız yanınızda varsa sayfa 24'te etkinlik kısmında burası var. Oradan çizebilirsiniz ama eğer kitabınız yoksa hala almayanlar eminim ki vardır. Eğer kitabınız yoksa bunları yazın gençler. Ben de şöyle bir dakika soluklanmış olayım. Sorusunu yaptığın seçimlerden pişman olup daha iyi biri olmak için çabalarsak. Zaten her konuda başarılı olursak. Zaten şöyle bir durum var. İnsan beşer şaşar. Yani insan denilen varlık zaten hata yapmak üzere yaratılmış bir varlık. İnsan hatalar yapabilir. Ama Allah-u Teala diyor ki en büyük günahı da işlesen gerçekten pişman olursan. Hani bu yapayım da ondan sonra tövbe ederim olayı değil. Gerçekten kalben yaptığından büyük bir rahatsızlık duydun ve büyük bir pişmanlık duyduysan 80 kere de yapsan 80 kere de seni affederim diye söylüyor. Ama bu kesinlikle başta da söylediğim gibi şey demek değil. İşte ben yapayım. Hani böyle bir mantık vardır ya insanlardan. Atıyorum işte bugün içki için de yarın tövbe ederim. Yok öyle bir dünya. O Allah-u Teala'yı kandırmaya çalışmak olur. İnsan her an yaptıklarının farkında olan yaratıcısını bu şekilde asla ve asla kandıramaz. Bunun için de ayrıca bir hesaba çekilir. Yani böyle bir mantık yok ama tabii ki gerçekten gönülden yaptıklarımıza pişman olduysak ve bir daha yapmayacağımız üzere tövbe ettiysek 80 kere de yapsan ki en büyük günahlardan biridir zina etmek. Zinayı bile 80 kere de yapsan 80 kere de affedelim diye Allah-u Teala söylüyor ama baktığımız zaman tabii ki bir şeyi 80 kere aynı hataya düşmek ahmaklıktır. Bir kere düşersin, iki kere düşersin ama üçüncüde artık o hata olmuş olmaz. O yüzden de daha dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yazmışsınızdır diye tahmin ediyorum gençler. Yine cennetliklerden ve cehennemliklerden bahsetmiş kitabınız. Cennetlikler için şunu söylemiş, ayet vermiş yine. Cennetlikler için şunu söylemiş. Kitabı sağ tarafından verilen, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben de hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir diye cennetlikleri ifade etmiş. Cehennemlikler için ne söylemiş? Kitabı sol tarafından verilen cehennemlikler için ne söylemiş? Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Kitabın bana hiç verilmeseydi hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Saltanatım da benden koptu, yok olup gitti diye cehennemlik olan insan da aslında orada kendini hesaba çekmiş olur. Başka neyden bahsetmiş? Geçen mizan kelimesini söylemiştim. Tekrar söyleyelim. Şurayı silelim hemen. Hemen söyleyeyim, az vaktimiz kaldı çünkü. Mizan, yaptıklarınızın hesabını ölçen, kim yazmış? Şeyma. Aferin, hatırladığını. Zaten dersin başına söylemiştim. Teşekkür ederim hatırladığınız için. Manevi terazi diyebiliriz mizan için. Manevi terazi, yaptıklarımızın hesabını ölçen manevi teraziye mizan adı veriliyor. İşte o gün mizan denilen teraziler kurulacak ve bizim yaptıklarımızın hesabını ölçecek oradan. Kitabımızda verilen tanımını ve ayetle söyleyelim, sonrasında da bitirelim. İslami bir kavram olarak ahirette insanların günah ve sevaplarının iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi terazi demektir diye mizanın tanımını yapmış kitabınız. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana
sokanlardır deyine cehennemliklerden bahsedilmiş. Bir de gençler şu var, hiç kimse yaptığını inkar edemeyecek. Yani dilin konuşmasa, sen kendin doğruyu söylemek istemesen bile dil o gün seni bırakacak, senin düşündüğünü söylemeyecek. Dil o gün doğruları konuşacak. El konuşacak, ayak konuşacak, diyecek ki ben elimle helal şeyleri yaptım ya da haram şeyleri yaptım. Ben bu hayatta haram yola gittim ya da helal yola gittim diye bizim kendi uzuvlarımız da o gün şahit olacaklar ve konuşacaklar. Bununla ilgili yine bir ayet vermiş. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz, elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder diye söylemiş. Dersimiz bitti gençler, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere.